sen söyle bir de beni dinler misin ey kardeşim? Yıllar yılı bu yollarda ömrümü harcamışım. Yıllar yılı aşk uğruna hayatımı kaybetmişim. Ne lan bu? İstanbul'dan konservatuvardan göndermişler. Hani kapanmıştı o defter? Baba. Başlatma babanın pamuk ambarına. Lan hiç akıllanmayacak mısın sen? Ne olur anla beni baba. Bu öyle bir ateş ki anlatamam. Çok seviyorum bestekarlığı. Oğlum, tarlaysa dönüm dönüm arazim var. Tezgahsa çifter çifter fabrikam var. O türküler, o besteler neyine senin? Yapma baba, ne olursun yapma. Tıkanıp kalıyorum bu dört duvar arasında. Hayatta paradan başka şeyler de var. Göreceksin bak. Bestemi de, sesimi de dinleteceğim sana, göreceksin. Hamamda nalınlar çiçek açtığında dinleriz inşallah. Görürüz. Şuraya bak, protesto edilmiş, elimde bir yığın senet. Protesto. 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 Aha! 1 milyonluk senet, o da protesto. Kim uğraşacak bunlarla? İyi ama baba... Bırak bu deli saçmalarını da, asıl bunlara kafa yor sen. Şimdiye kadar böyle bir görev verilmedi ki bana. Versem yapabilir misin? Şüphe mi var baba? Hemen İstanbul'a gideyim, işleri takip ederim. Yalnız biraz zaman isterim. Tamam ulan! Bu arada kendi beste işlerini de yap. Hakkından gelemezsen nereden geleceksin? Bir daha nota, beste dinlemem. 4 ay müddet sana. 4 ay? Tamam 4 ay. 4 ay. 4 ay ya. 4 ay! Aslan babam, babaların en güzeli, canım babacığım. Ödeyecek kudretim yok oğlum. Çok ters gitti işim. Bir evim var babadan kalma, onu ipotek edeyim. Gecikme faizi isterseniz, karımın takılarını satarım. Ayıp ediyorsun İbrahim Bey amca. Evin senin, çocuklarının hakkı. Yengenin takısını da bırak, gelinlerin taksın. Yarın uğrar, senetlerin vadesini 3 ay uzatırız. Çünkü ben 4 ay buradayım, tamam mı? Sağ ol evlat. Müsaade edin canım, bir dakika canım. Lütfen müsaade edin. Allah Allah! Canım çekiştirmeyin, yırtılacak. Merak etmeyin, yırtılmaz. Bir dakika bekleyemezdiniz değil mi? Şöyle kenara çekilseydiniz bir şey olmazdı. Yol istediniz mi sanki? Yok canım! Sizin gibiler için artık binaların içine de trafik polisi koymak icap edecek. Sizin gibiler demekle neyi kastediyorsunuz? Yol kesen eşkıyalar demek istiyorum efendim. Durup dururken eşkıya olduk, iyi mi? Ben namlı hazan, sen sebahar. Bir dakika istirahat edin çocuklar. Bu
adamların konservatuvarda işleri ne hocam? Kimden bahsediyorsun kızım? Ne bileyim ben, aşağıda Allah'ın bir kütüğü, toplamış etrafına çoluk çocuğu, tıkamış merdiven başını, geçerken çantamı da kopardı. Üstelik de kafa tutmaz mı? Aman kızım! Aa, hocam şey, acaba okuduğum şarkının denetimden cevabı geldi mi? Geldi yavrum, geldi. Hocam, heyecandan öleceğim. Kızım, besteyi çok beğenmişler, okuyuşuna da hayran kalmışlar. İşte yazı, inanmazsan kendin oku, tebrik ediyorlar. Ancak... Ancak? Bu tür musikiyi henüz TRT'de yayınlamıyorlar. Ama bu haksızlık! Tabii, tabii yavrum! Buna karşı sevineceğin bir haber var. Üç plak şirketi birden eseri istedi. Gir! Merhaba hocam! Ferdi, oğlum! Hocam! bir dakika, dur kızım, tanıştırayım. İşte okuduğun şarkının bestekarı. Bu da en kıymetli talebem, sana bahsettiğim Arzu. Hani bestelerini okuttuğum Arzu. Tanıştık. Soyadı Kaplan'mış galiba. Nereden çıkardın o soyadını? Hiç. Merdiven başında ceketimi de beni de parçalayacaktı. Özür dilerim. Ziyanı yok. Bestenizi ben okumuştum ama denetimden geçmemiş. Ama hocam... Kızım ne olacak sanki, sen Ferdi oğlumdan beste iste, beste! O besteyi çok sevmiştim. Yo, teslim olmak yok. Birkaç parçam daha var. Onlarla hücum ederiz. Okumama müsaade eder misiniz? Bak kızım, sen Ferdi'yi tanımazsın. Çok azimli bir sanatçıdır. Babası milyarder. Adana'da iki fabrikası var. Pamuk tarlalarının ucu bucağı yok. Ferdi'nin yerinde başka biri olsa... Avrupa, Amerika der... Baba parasını yer... Gene de bitiremez. Ama bu benim oğlum Anadolu'dur. Toprağından, halkından kopmaz. Elinde saz bestesini yapar. Irgat gibi çalışır tarlada. İşçi gibi ter döker fabrikada. Onun için besteleri de halkımızı doyurur, duygulandırır. İkiniz el ele verdiniz mi, yerinden oynatırsınız ülkeyi. Neymişsiniz siz? Siz ona bakmayın, çok abarttı. Yarın bestelerinizi getireceksiniz, değil mi? Tabii, saat 10'da. Oldu. Çok mu zenginmiş? Karun gibi. Babası pamukçu. Birkaç fabrikası varmış Adana'da. Ne arıyor konservatuvarda? Bestekar. Allah Allah! Nasıl bestelerini beğendin mi? Göklere çıkardım bu dalayı. Bana yeni bestelerinden getirecekmiş. Bu davranışla ne geçecek eline? Haksızlıktan, namussuzluktan başka ne gördük insanlardan? Bir paçavra gibi attılar bizi çamura. Bastılar geçtiler üzerimizden. Sen unutabilirsin. Ben unutmadım. Unutmayacağım da. Nefret ediyorum herkesten. Tek amacım var anne. Tekrar güçlü olmak. Hepsinin yüzüne tükürebilmek için anne. Thank you.
bıraktı, bir boyun büktü. Sevginin zehrini gönlüme attı, kalbime taktı. Madem ki sonunda ayrılık vardı, neden beni buldu, beni ağlattı, beni sızlattı. Karardı benim dünyam, feryadımı duysana. Kayboldum bir meçhulde, ellerimde tutsana. Karardı benim dünyam, feryadımı duysana. Kayboldum bir meçhulde, ellerimde tutsana. Seninki sevgi değil, seninki aşk değil. Seninki gönül oyunu, şu halime baksana. Seninki sevgi değil, seninki aşk değil. Seninki gönül oyunu, şu halime baksana. Yeter çektiğim, benim çektiğim. Karardı benim dünyam, feryadımı duysana. Kayboldum bir meçhulde, ellerimde tutsana. Karardı benim dünyam, feryadımı duysana. Kayboldum bir meçhulde, ellerimde tutsana. Seninki sevgi değil, seninki aşk değil. Seninki gönül oyunu, şu halime baksana. Seninki sevgi değil, seninki aşk değil. Seninki gönül oyunu, şu halime baksana. Beğendin mi? Büyüleniyor insan. Çok abartıyorsun sen de. Sen de çok methedilmek istiyorsun. Seni tanıdığım gün besteledim. Hani o eşkıya diye çatışmamızdan sonra. Demek şaheser bir beste daha yapabilmen için sana gene hırlamam gerekecek. Bilsen ne kadar utandım seni tanıdıktan sonra. Yok. Hiç gerek kalmadı. Ne zaman gözlerimi kapayıp seni düşünsem, bin bir name doğuyor yüreğimde. Gerisi sadece notaya dökmek. Özür dilerim. Kıracak bir şey mi söyledim yoksa? Yok. Sadece benim de içimden bir şeyler geçti. Seni düşündüm. Milyarder bir babanın oğlu, elinde bütün imkanları olan bir genç, istese her şeyi satın alır. Ama o kendisini sanatla, musikiyle avutuyor. Dünyasını o namelerde buluyor. Bir de ben varım. Ben de senin gibiyim. İçim titriyor müzik değil. Ama öyle yoksulum ki.
ihtiyar bir ana, borç gırtlakta. Sesimin güzel olması, belki o gazinoları dolduran kadınların hepsinden daha büyük şöhrete kavuşturabilirdi beni. Ama imkanlarım olsaydı tabii. Sence yetenek ve güzellik yeterli değil mi ya? Bırak bu zengin çocuğu masallarını. Bir zamanlar ben de o peri kızları, o şehzadelerle büyütülmüştüm. Sonra gerçeği anladım. Gerçek? Ne gerçeği? İstediğin kadar yeteneğin olsun, güzel ol. İçinde dünyalara sığmayacak sevgin olsun, umut olsun, ışık olsun. Hepsi boş. Ama yeteneksiz, değersiz, ahlaksızın teki ol. Arkanda bir dayın olsun. Dünyaları fethedersin. Hayatta dayım olmadı hiç. Ama Tanrı bana arkadaşların en iyisini, en tatlısını verdi. Sana öyle teşekkür borçluyum ki. Sağ ol. Kızım. Rahat bırak beni. Ben senin annenim, ne yaptığını bilmek hakkım. Kimseye yaptığımın hesabını verecek değilim. Ama o kadar merak ediyorsan söyleyeyim. Galiba doğru yoldayım anne. Niçin o kadar eziksin? Çekiniyorum. Kimden? Bütün sahneye çıkan kadınlardan, kızlardan. Aralarına girmemi isterler mi? Hocalarım sesimin onlardan aşağı kalmadığını söylüyor. Hepsinden daha gencim. Fizik olarak hiçbirinden korkum yok. Benim gibi bir böceği paramparça etmeleri için kâfi sebep. Benimkisi kendi kendine gelin güvey olmak. Hepsinin üçer dörder villası, birkaç Mercedes'i var. Takılarının kıymeti milyonlarla ölçülüyor. Her hafta 4-5 tuvalet yaptırıyorlar. Evlerinde verdikleri bir partinin masrafı benim evimin 4-5 senelik geçim parası. Dayı beyler sağ olsun. Ya bütün söylediklerin sende olsaydı? Dünyayı yerinden oynatırdım. Evet. Oynatırdım Ferdi, inanıyorsun değil mi? Tabii. Azmine hayran kaldım. Biliyor musun? Senin bu inancın yok mu? Milyarlara bedel. Her şey, her şey onların olsun. Bana senin dostluğun, o sıcak gülüşün yeter. Nereye gidiyoruz? Gene Boğaz'a gideceksek, o kır kahvesini çok seviyorum. Yok, bugün başka bir yere gidiyoruz. Bir dakika, yavaş. O kadar güzel ki hangisini seçeceğimi bilemiyorum. O zaman hepsini alırım. Geldin. İşte şurası. Nasıl? Söylediğim gibi değil mi? Çok şirin. Bir çayımızı içer miydin? Rahatsız etmeyeyim, başka zaman. Annenin ellerinden öperim. Sağ ol. Güle güle.
Korkma. Hiç kimseye ödün vermedim. Sadece aldım. Beğendin mi araba? Benim arabam mı? Benim arabam mı? Tabii senin. Benim. Onların nesi varsa senin de olacak. Çünkü sen hepsinden üstünsün. İnanıyorum hepsini ezip geçeceksin. Bankadan hesap mutabakatı istemiştik. İstanbul hesabına katarak cetveli göndermişler. Yalnız Ferdi Bey dün 700 bin lira çekmiş. Siz mi emretmiştiniz? Kimmiş bu kız? Çok güzel ve çok yetenekli. Tam aradığınız ses. Arkadaş, senden başka birisi olsa, öyle masalları dinlemem bile. Rica ederim, hemşerim olmasan yanına gelmezdim. Öyle demek istemedim. Seni tanıyorum, aileni, itibarını. Her şeyden önce Beyköylü Hadi Ağa'nın oğlusun. Sigara? Sağ ol. Zamanında babanın çok ekmeğini yedim. O bakımdan dinleriz tabii. Yarın bu saat müsait mi? Sazıyla beraber sahnede olacak. Göreceksin. Fena değil, çalışırsa olur. Sağ olun, rahatsız ettim. Nereye, ne oldu? Bestekarım ben. Müzikten anlayan insanım. Size getirdiğim kızın yeteneği nedir? Nereye ulaşabilir, çok iyi bilirim. Tabii canım. Yeteneksiz demedim ki ben de. Ama bir anda zirveye ulaşmak değil herhalde gayeniz. Anlamam. Az solist olarak çıkacak sahneye. Az solist ne demek biliyor musun arkadaş? Kız güzel. Sesi de kusursuz. Ama halkı bu salona sokmak için isim olmalı, isim. Kim bu kız? Kim tanıyor onu? Tanıyacaklar. O zamana kadar boş salonların zararını kim ödeyecek bana? Ben ödeyeceğim. En ufak bir zarardan korkuyorsan istediğim parayı peşin olarak ödemeye hazırım. Ne kadar? Çeki hemen yazacağım. En aşağı 3 milyon. Hı. Zararın olursa param helal olsun sana. Başarılı olursa paramı geri isterim. Çekten anlamam ben. Yarın parayı nakit olarak isterim. Anlaştık. Hoş geldiniz Ferdi Bey. Hoş bulduk. Geldiğinizden beri epey para çektiniz. Mutlaka yeni bir projeniz var. Paranız hazır. Hesap mutabakatını ben imzalayacağım. Babama göndermenize gerek yok. Emredersiniz. Allah. Ferdi Bey, Adana arıyor. Yok, bağlamayın, bağlamayın. Dışarı çıktı diyeyim. Cevap. Olamaz. Tekrar arayın lütfen. Alo, alo, alo. Alo! Sizi mahcup etmeyeceğim. Tabii, tabii.
Emin olmasam sizi dinlemezdim bile. Yalnız daha çok eksikleriniz müzik var. Müzik bakımından konuşuyorsanız... Yo, yo. Her işin bir özelliği vardır. Önce halkın sizi tanıması lazım. Bu da basının işi. Ama ne yapabiliriz? Arzu Hanım'ın yapacağı ilk iş bir davet, bir parti. Ama gözleri kamaştıracak zengin bir davet. İlk ilişkileri böyle kuracaksınız. Basın bahsedecek. Gerisini ben getiririm. Laf! Mutlaka evimizde yapacakmışım daveti. Ne iyi olur, çöker yıkılır, ben de kurtulurum o çöplükten. Çocuk değilim ben. Seni tanımadan rüyalara inanmazdım. İnsanların birbirini sevdiğine de gülüp geçerdim. Bir gün sen girdin hayatıma. Doğruyu, güzeli, en candan arkadaşlığı sende gördüm. O karanlık, kasvetli pis hayatımı bir rüyaya çevirdin. Ama ayrılma zamanı geldi Ferdi. Ben kim, davet kim? En iyisi bırakalım bu oyunu. Burada ayrılalım. Ama Arzu... Ne olur ısrar etme, çok çok fenayım. Arzu, Arzu! Fakat Ferdi Bey, bütün paranızı çekmiş olacaksınız. Hesap verecek değilim herhalde. Derhal emredin, 8 milyonu ödesinler. Müessesenizin hiç parası kalmıyor hesapta, gene de siz bilirsiniz. Çok önemli müdür bey, çok emredin ödesinler. Ne oldu kızım? Hiç, hiç. Sadece başardım. Kızım. Bütün bu bağışlar, bu hediyeler, bu mücevherler... ...seni şüpheye düşürdü değil mi? Yavrum. Açık konuş anne. Bütün bunların bedelini vücudumla, genç kızlığımla ödedim sanıyorsun değil mi? Korkma. Tırnağımın ucunu bile vermedim. İnsanlara nasıl davranılması gerektiğini öğrendim. Ve aldım anne. Bundan sonra da hep, hep ben alacağım. Burada yapacaksın daveti işte. Hiçbir şeyden mahrum olmanı istemiyorum. Çünkü sen her şeye layıksın. Artık korkmana gerek yok. Bundan sonra ben varım arkanda. Biliyorum. Tek güvendiğim sensin. Bu köşklerin, bu salonların, bu servetin yabancısı değilim ben Ferdi. Bir zamanlar biz de buralarda yaşardık. Babam zengindi, çok zengindi. Ama saf, iyi kalpli bir insandı. Alçakça faydalandılar onun iyiliğinden. Sömürdüler zavallıyı. Bütün iyilik ettiği insanlar birer birer karşısına geçti. Leş kargası gibi paylaşmaya kalktılar zavallının varını yoğunu. 10 parasız kaldık, evimizi sattılar. Sokağa attılar bizi. O zaman insanları anladım gerçek yüzleriyle. Canavar yüzleriyle gördüm onları. Özür dilerim, canını sıktım. Bir daha o lafı alma ağzına gücenirim. Ben senin dert ortağın... En yakın arkadaşın değil mi? Bir dakika, müsaade edin. Buyurun. Oyun sever misiniz? Mesela Çağdaş. Hoş geldiniz.
Sevginiz erkek gibi nasıl? Yaşı nerede geçiyorsun? Yemek yerden, elbiseyi... Bir dakika, açılın şöyle. Bir dakika. Efendim, Adana mı? Bir dakika. Ferdi Bey, Adana. Yok değil. Ferdi Bey burada yoklar efendim. Durun, durun. Şimdi kızımızı dinleteceğim size. Ferdi Bey, Arzu Hanım'ın bestelerini yapan genç. Hanımlar, beyler, alkışlarınızla karşınızda Arzu Kürşat! Çok güzel ama boyun kısmı boş. Anlamadım. Gerdanlık filan mı? Göz kamaştırıcı bir şey. Güzel bir kolye. Hanım müşteriler çok önem veriyor böyle şeylere. Çok, çok kıymetli bir şey olması lazım. Ferdi Bey, siz ne dersiniz? Hakkınız var. Beğendin mi? Çok, çok güzel. Beni arabada bekle, ben hemen geliyorum. Biraz indirim yapamaz mısınız? Tam çıkışmıyor param, 3500 lira eksiğim var. Lafım olur canım, sizin gibi müşterilere feda olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, güle güle. Çok
para verdin galiba. Yok. Yeni tuvaletleri alacaktım butikten. 60.000 lira istediler. Yanımda kalmadı. Evden Adana'ya telefon eder, getirtirim hemen. Ben evdeyim. Köpek! Baba! Sus! Baban değilim ben senin! Alçak, baba. Yıktın beni, mahvettin! Baba. Banka müdürü çıtlattı, inanmadım! Oğlum benim böyle kahpelik yapmaz dedim! Yalvarırım, dinle beni baba! Protesto oluyordum, it! 40 yıllık emeğim, namusum, şerefim 10 paralık oluyordu! Gene de kurtulmuş değilim! Faizle para aldım! İşlediğin günahı temizlemek için, tefecilerin eline düştüm! Bey köylü Hadi Ağa! Ciğeri 10 para etmez köpeklere avuç açtı! Yalvardı! Ellerini öptüm be! Ne istedin babanın namusundan? Allah'tan korkmadın mı? Döner sermayemizdi o para! İhtiyatımızdı! Niçin yaptın ha? Çok seviyorum baban, ne olur anla beni. Öldür beni. Öldür ama ne olursun dinle. Çok seviyorum. Çok seviyorum baba. Ömrümde sevmedin mi sen? Her şeyi anlattılar bana. Bir şarkıcı karıyı gelin olarak mı getireceksin evimize? Bu mu sevdiğin kız? Dünyanın en temiz kızı baba. Bu dala. Daha çıkmadı sahneye. Emret çekip alayım. Çekip alacaksın öyle mi? Emret şimdi getireyim. O kadar seviyorsun onu öyle mi? Evet baba. O da seni seviyor mu? Seviyor baba, sevmez olur mu? Tut kolundan getir Adana'ya. Ne yaptınsa hepsini affedeceğim. Düğününü ben yapacağım. Kızım diye bağrıma basacağım. Baş köşeye oturtacağım. Göreceksin baba. Sana nur topu gibi torunlar vereceğiz. Adana'da bekleyeceğim sizi. Ama yalan söylüyorsan babanı öldü bil. Allah bir hakkı için affetmem seni. Getireceğim baba. Getireceğim, getireceğim. Borcum ne kadardı? 200 lira abi. Bunu para olarak kabul eder misin? Aman abi, çok kıymetli bir şey bu. Olsun, bundan daha kıymetli şeyler de var. Abi, bir dakika, şey... Arzu! Arzu! Ne var oğlum? Çok sevinçliyim efendim. Arzu nerede? Biraz evvel çıktı. Nereye gitti? Fahri Bey geldi, beraber çıktılar. Gazinoda anlaşma yapacaklarmış. Haberiniz yok muydu? Nasıl haberiniz olmaz? Gazetecileri de davet etmişler. Oğlum ne var? Ne söyleyecektin Arzu'ya? Evleneceğimizi söyleyecektim. Bugüne kadar hiç, hiç açılamadım ona. Yaptıklarımdan belki bir eziklik duyar, belki istemeden evet der diye korktum. Bir korkum da babamdı. Ama az önce hayatımın en güzel müjdesini verdi. Adana'da bekliyor bizi. Benimle evlenmesini isteyebilirim artık. Müsaade eder misiniz? Bu evin tapusu. Onun üzerine almıştım. Utandım söylemeye. Belki bir gün çocuklarımız... Rahatsız mısın abi? Yok.
Al bunu. Aman abi, helal olsun. Kimseye borçlu değilsin. Boş yere minnet besleme o budalaya. İyi bilirim böylelerini. Ömür boyu hak iddia ederler. Buraya, bu sahneye kendi bileğinin gücüyle çıkıyorsun sen. O 5-10 kuruş harcadı diye çıkmıyorsun. Evet, yanlış anlamadın. 5-10 kuruşları vardır bu salakların o kadar. Paraları suyu çekince sülük gibi yapışırlar insana. Ne olan, ne yani? O teneke Ford'a mı kaldın sen? Layık sana. Bir iki mücevher mi aldın? Tavuk kümesi diye tutmam ben o aldığı evi. Saraylar yaptırırım sana. Def et gitsin başından. İcap ederse parasını çarpar atarım suratına. İşte o kadar. Bitti değil mi parası? Annem buraya geldiğini söyledi. Hemen görüşmemiz lazım. Arzu Hanım'ın işi var. Görüşmemiz lazım Arzu. Git işine arkadaş. Gazetecileri gel bekliyoruz. Bana bak git dedim. Çıldırdın mı sen? Özür dilerim. 5 dakikadan fazla sürmez. Evet, dinliyorum. Babam geldi Adana'dan. Bana ne babandan? Ona her şeyi anlattım. Bizi Adana'ya bekliyor. Çıldırmışsın sen. Sahneye çıkacağım anda mı? Sahne yok Arzu. Ne dedin, ne dedin? Buraya nasıl tırmandım ben biliyor musun? Tırnaklarımla kaza kaza çıktım bu zirveye. Şimdi önümde parlak bir hayat var. Her istediğim benim olacak. Güçlü olacağım. Tekrar güçlü olacağım. Ne demek biliyor musun? Yalvararak değil, boyun eğerek değil. Söke söke alacağım istediğimi. Küçük beyle Adana'ya gidecekmişim. Çekil başımdan be! Olup gidecek misin yoksa adamlarımı çağırıp sokağa mı attırayım seni? Bütün söylediklerini duydum. Senden beklemezdim bunları. Kes artık be! Nankör! Böyle mi karşılık verirsin sen iyiliğe? Kimseye borcum yok! Her şeyini ona borçlusun. Bugüne kadar karşımıza çıkan tek insan evladı, seni gerçekten seven bir insan. Her şeyini, her şeyini ona borçlusun. Yalan! Kendi yeteneğime borçluyum. Yetenekmiş. Sen yukarıda giyinirken anlattı Fahri Bey. Bütün parasını ona vermiş, sırf seni sahneye çıkartsın diye. Milyonlar dökmüş önüne. Karşılığında görmek istediği tek şey, senin mutlu görmek. Yaptıklarına karşılık bir şey mi istedi senden? Hayır oğlum! Elini mi uzattı namusun? Sadece sevdi. Ama sen, sen zehirli bir çiçek gibi öldürmeye çalışıyorsun onu. Bu evin tapusu, sana vermeye utanmış. Evi senin üstüne almış. Bir gün bahçesinde çocuklarımız oynar derken, gözleri yaşarıyordu. Kin, nefret ruhunu karartmış senin. Defol git. Git mutluluğu o sahte sahne ışıklarında ara. İnsanların sevgisine layık değilsin sen. Defol git! Anne! Anne, bilmiyordum ben. Anne, dua et, affetsin beni. Allah'ım, sen ki bütün alemlerin tek Rabbisin. Utanç ve pişmanlıkla huzuruna gelen bu kuluna acı. Al benim canımı. Yoksa öylesine rezil edeceğim ki kendimi, benden sen bile utanacaksın. Allah'ım! Ya Rab! Ya Rab! Ya Rab!
Ben aşka mağlubum, huzurunda mahcubum. Kes boynumu kıldan ince, cehennemi düşünmüyor insan sevince. Tahammüden öldürdüğünü, kendisi de itiraf ettiğine göre hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 453. maddesi gereğince idam cezasının verilmesini talep ediyorum. Kalk ayağa! Savcının iddianamesini dinledin. Son bir diyeceğin var mı? Yok efendim. Suçu kabul ediyorsun. Kendini savunmayacaksın, öyle mi? Hayır, öldürdüm. Cezamı çekmeye hazırım. Hakim bey, yalan söylüyor, yalan! Müdahale istemem. Ne olur dinleyin beni. Ben sebep oldum adam öldürmesine. Yalan söylüyor. Tanır mısın kendisini? Bir iki defa konservatuvarda görmüştüm efendim. Yalan! Seviyordu beni. Evlenecektik. Babası bizi Adana'da bekliyordu. Bana her şeyimi o temin etti. Her şeyimi ona borçluyum. Ama anlamadım onu. Haksızlık ettim. Alçakça oynadım hisleriyle. Cinayeti benim için işledi. Ne olur, inanmayın ona. Küçük hanım, gazetelerde kendine reklam olsun diye çırpınıyor. Altın kalpli yıldızımız bir serseriyi ölümden kurtardı diye yazılar yazılması için uğraşıyor. Kendini o kadar az tanırım ki. 100 kere sordum, hep cevap vermekten kaçındın. Niçin öldürdün onu? Borcu vardı, ödemedi. İnkar etti. Ne borcu? İş için para istemişti benden. Yalan, yalan! O parayı benim için vermişti. Beni şöhrete ulaştırmak için, sahneye çıkartabilmek için vermişti. Akıl almaz fedakarlıklar yaptı bana. Otomobil aldı, en kıymetli takıları aldı, bir ev aldı. Bütün parasını benim uğruma harcadı. Her an ispatlarım hakim bey. Çok utanıyorum, çok pişmanım. Yüzüstü bıraktım onu. Sahnenin ışıklarına tercih ettim onu. Ne olur anlayın beni. Benim yüzümden kavga etti, elini kana buladı. Asıl katil benim. Yalvarırım, yalvarırım, inanmayın ona. Ne diyeceksin buna? Kabul etmiyorum. Oğlum, bir şey gizleme bizden. Küçük hanımın rolü bittiyse hakim bey, yüksek adaletinize sığınıyor, adaletin yerine getirilmesini istiyorum. Sen intihar etmek istiyorsun oğlum. Kanunu buna alet etme. Son defa soruyorum. Başka bir şey söylemeyecek misin bana? Katil sadece öldürdüm diyebilir hakim bey. Peki oğlum. Karar. Yaz. Gereği düşünüldü. Sana layık bir evlat olmak isterdim. Olamadım. Başaramadım. Şerefine, temiz adına leke düşürdüm. Yalvarırım sana, oğlunu öldü bil. Bir daha da beni arama. Hapishane etrafında
kenetlenmiş yavrum aman, gülüm aman, bağlı bilekler. Sağımda solumda hasret çekenler. Burada tedavi edemem. Hemen memleket hastanesine kaldırmak lazım. Doktor bey! Sakin ol. Doktor bey, görebilir miyim? Üzgünüm, göremezsin. Ne olur doktor bey! Kendini bilmiyor. Göreyim onu! Ferdi! Ferdi! Yalvarırım! Durun! Bırakın! Bırakın! Ferdi! Ferdi! Bırakın! Ferdi! Ferdi! Burada her şey açık seçik gözüküyor. Röntgenini alıp müdahale etselerdi, o anda bir şeyin kalmazdı. Ama şimdi damarda kireçlenme başlamış. Burada ameliyat edemem seni. Ancak acı çekmemen için ilaç verebilirim. Bir müddet daha bırakmam seni buradan. Durumunu bakanlığa bildireceğim. Özel bir izinle İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesine naklini isteyeceğim. İstemem doktor. Tehlikeli ama. Olsun.
Siz ağrımı kesin yeter. Ölürsün oğlum. İstemiyorum. Sancı çok artarsa iki tane alırsın. Bitince müdür beye söyle, tekrar yollarım. O kız gelmiş. 3-4 gündür burada bekliyor. Bir dakika görüşsen. Hayır doktor, görüşmek istemiyorum. Ne oldu doktor bey? Bırakın beni! Ferdi! Yalvarırım dinle beni! Bir kerecik olsun dinle! Ferdi! Ferdi! İşitiyor musun beni? Bırakın diyorum! Siz devam edin, devam edin. Müdür bey seni çağırıyor. Üç aydan beri her hafta 2-3 kere geliyor İstanbul'da. Ben dayanamadım, seni çağırttım. Bir dakika görüşecek misin oğlum, benim hatırım için. Yalvarırım, affet beni Ferdi. Günahkârım, çok günahkârım.
Manasız bir kin yüzünden nefret ediyordum insanlardan. Bütün hayatımca sömürmüşlerdi beni ve ailemi. Artık ben sömürmek istiyordum insanları. Kör etmiş beni o kin, göremedim. Beni en temiz hislerle seven insanı bile göremedim. Çok, çok pişmanım Ferdi. Yemin ederim. Hayatımda erkek eli değmedi elime. Bundan sonra da değmeyecek. Yemin ettim, seni bekleyeceğim Ferdi. Yalvarırım, inan bana. Yalnız senin için yaşayacağım. Kendimi affettirmek, seni mutlu etmek için yaşayacağım. Ne olur, inan, affet, affet Ferdi. Senden af dilemek, seni ne kadar sevdiğimi söylemek için döndüm gazinoya. Fahri'nin cesedini gösterdiler bana, geç kalmıştım. Ama yemin ederim sana dönmüştüm. Yemin ederim, ne olur inan bana. Seni seviyorum. Emret, canımı vereyim senin için. Kalıyorsun galiba. Yeni göndermiştim tüpleri. Dayanamıyorum doktor bey. Bak, çok iyi bir insansın. Mecbur olmadıkça alma. Alışkanlığı ölümden de beterdir. Hem çok yakında af çıkacak oğlum. Olur doktor bey, almam. Thank you.
Mideni yıkamasaydık ölecektin. Bir daha o haplar yasak sana. Doktor. Ayağının altını öpeyim doktor. Sancın tutarsa bana gel. Ama hap yasak. Doktor. Seyirciler, yakında çıkacak olan Alt dolayısıyla TRT ekibi olarak kaderin sillesini yemiş mahkum arkadaşlarımızın şu andaki duygu ve fikirlerini sizlere yansıtmak amacıyla Sivas cezaevinde bulunuyoruz. Evet, önce sizi tanıyalım. Adınız? Mehmet Şeker. Kayseriliyim. 12 yıla mahkumum. İnşallah özgürlüğüme kavuşacağım. Sizin isminiz? İsmim İbrahim Kaya. Çok mutluyum abicim. Teşekkür ederim. Sizi tanıyalım. Temel Uslu, Karadenizliyim. Şu anda sevincimden dünyayı sırtlayabiliyorum. Siz? Evet, siz? Dışarıda yaşlı bir babam var. Ona bir zamanlar bir sözüm vardı. Müsaade ederseniz seslenebilir miyim? Elbette, tabii. Sıra söylettin, gel, gel, gel yeter, gel yeter. Bir gün. Sevdiğimi bil yeter. Güvenmezsen yeminime, sözüme. Sen sevme, sevdiğimi bil yeter. Thank you.
Okşayıp saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, göçersem dünyadan son bir defa görmeden, dua etme, başucumda dur yeter, çiçek atma, mezarıma gel yeter, gel yeter, bu da bana yeter, yeter. Ulan Hergele, benden de inatçıymışsın meğer. Canım oğlum, sen sesini bana duyurdun. Ah o, ben de sana affettiğimi duyurabilsem. Başın sağ olsun evladım. Bir alçağı öldürdüm, ceza verdiniz. Kendi öz babamı öldürdüm, ceza vermiyorsunuz. Bu nasıl dünya? Beni nasıl yalnız bıraktın baba? Baba! Salim dünya! Kahpe dünya! Salim dünya! Yavrum! Yeter, üzme kendini. Yarın hepiniz çıkacaksınız. Sana baba nasihatı. Ağrılarını bahane edip teselli bunlarda arama. Çok hastasın. Biliyorum. Hakkınızı helal edin. Geçmiş olsun, sağ ol. Geçmiş olsun, sağ ol. Geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hadi, aklınızı başınıza toplayın. Geçmiş olsun. Hadi, aklınızı başınıza toplayın. Allah bir daha göstermesin. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun bacım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Beni yan kapıdan salar mısın kardeşim? Niye? Düşmanım var, ne olur ne olmaz. Bir dakika. Peki, oldu. Çok şükür. Hadi gel benden.
Genç yaşımda yıktı beni kederler. Kendi kaderime sitemkar oldum. Genç yaşımda yıktı beni kederler. Kendi kaderime sitemkar oldum. Ağlayan sonunda güler dediler. Ömrümce gülmedim isyankar oldum. Ağlayan sonunda güler dediler. Ömrümce gülmedim isyankar oldum. Sevgilim akıttı hep gözyaşımı. Aşk diye taşlara vurdum başımı. Ölmeden diktirdim mezar taşımı. Sonunda sevmeye tövbekâr oldum. Sevgilim akıttı hep gözyaşımı. Dağlara taşlara vurdum başımı. Ölmeden diktirdim mezar taşımı. Sonunda sevmeye tövbekâr oldum. Anladım hayatım bütün rüya. Dostluklar yalanmış söylenen rüya. Anladım hayatım bütün rüya. Dostluklar yalanmış söylenen rüya. Kızdım getirene beni dünyaya. Anama Allah'ıma günahkar oldum. Kızdım getirene anama tanrıma günahkar oldum. Sevgilim akıttı hep gözyaşımı. Aşk diye taşlara vurdum başımı. Ölmeden diktirdim mezar taşımı. Sonunda sevmeye tövbekâr oldum. Sevgilim akıttı hep gözyaşımı. Dağlara taşlara sordum aşkımı. Ölmeden diktirdim mezar taşımı. Sonunda sevmeye tövbekâr oldum. Lira verenler, bakın, görün eserimi. Beni alkışlayanlar görün, işte benim eserim. Alkışlarınıza layık değilim ben.
Layık değilim alkışlarınıza. Hakaret edin, yüzüme tükürün benim. Alçak diye bağırın suratıma. Bu adamı bu hale ben getirdim. İyiliğine kötülükle, sevgisine ikiyüzlülükle, insanlığına alçaklıkla karşılık verdim. Suçluyum ben. Alçağın biriyim ben. Sevginize layık değilim. Değilim. Arzu Hanım sahneden bekliyor. Ferdi! 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 Dur! Dur Ferdi! Dur! Dur! Yalvarırım gitme! Dur! Yalvarırım dinle beni! Bir kere dinlemekle ne kaybedersin Ferdi? Bana acımıyorsan kendine acı Ferdi! Ne olur bir kerecik dinle! Çok, çok pişmanım! Seni seviyorum Ferdi! Ne olur inan bana! Her gibi seviyorum seni! Günahımı çok acı ödedim Ferdi! Hayatımda hiç hata etmedin mi sen? Biraz olsun anlayış göster! Ne olur! Ferdi! Ferdi! Söyle! Nasıl ispat edeyim sana olan sevgimi? Yalvarırım konuş artık! Konuş, konuş! Söyle! Söyle şurada kendimi trenin altına atayım! Bileğimi keseyim! Kalbime kurşun sıkayım! Ne istersen yapayım! Affet artık! Allah aşkına affet! Ferdi! Çekil! Çekil! Avareyim, avareyim, çok seven bir divaneyim. Sana aşık olmasaydım, seni böyle sever miydim? Derdimize de bir çare, ne de biraz teselli var. Ümitsiz bir bekleyiş bu, aramızda engeller var. Engeller var, engeller var. Ben bir damlayım, sen bir denizsin. Ben gökte yıldız, sen bir güneşsin. Ben bir damlayım, sen bir denizsin. Ben gökte yıldız, sen güneşimsin. Ben aşkı seven bir seven, sen vermeyen vefasızsın. Ben aşkı seven bir seven, sen vermeyen vefasızsın. Hayırsızsın, insafsızsın.